Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölüm. Cumhuriyet Spor Avrupa'ya gitmek istiyor ama bir önceki bölümde son maçta çok tatsız bir mağlubiyet almıştık. Ama bugün bunu düzeltmek istiyoruz. Öncelikle eller bir like'a gitsin arkadaşlar. Şu videomuza bir like atalım. Bu bölümde bakalım hangi maçları yapacağız. Şöyle bir Başakşehir mücadelesi var. Daha sonra Antalya Spor mücadelesi var. Ve kupada devam ediyoruz. Kupada daha da devam ediyoruz derken ilk maç galiba sanırım zaten. Oyuncularımız gelişmeye devam ediyor. Antrenmanları ben az önce yapmıştım. Kendim bir daha mı yapsam diye düşünmüyor değilim. Acaba biz kendi kendime yapsam mı ya? Bir kendim şu antrenmanları yapayım. Çünkü o zaman daha yüksek, daha çabuk gelişiyor bu oyuncular. Antrenmanları yapıp geleyim. Arkadaşlar 3 tane şey de geldi. 3 tane hocanın da daha doğrusu evet altyapı hocasının da şeyleri geldi. Bakalım durumlarımız ne? Oyuncu izleme raporları mevcut. Fransa'dan oyuncu izleme raporumuz. Şöyle bir bakalım oyuncu izleme raporuna. Şimdi siz diyorsunuz ki bana bu oyuncuların üzerine bastığın zaman falan değeri gözüküyor. Mesela 170 bin lira değil mi? Mesela bak mesela yüksek bir 500 bin lira değil mi? Ama bu oyuncu mesela diyelim ki şu. 41 ile 53 arasında olduğu için arkadaşlar benim ihtiyacım yok. Mesela buna. Bunlar ihtiyacım yok. Mesela 58. Diyeceksiniz ki bak bunun değeri 300 bin. Buna da ihtiyacım yok. Bak bunun değeri mesela 450. Buna da ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım olan 50 ile 68 mesela bak. 50 ile 68 arkadaşlar. Şimdi bu oyuncu 60 overall'a falan gelir. Bana geldiği zaman. 60 overall falan filan gelebilir. Ve baktığın zaman potansiyeli 93 bak. Bunun gibi oyuncuya da ihtiyacım var tamam. Ama şu anda ekstra oyuncu arıyorum. Bak mesela bunun potansiyeli 80. Buna da ihtiyacım yok. Bunun potansiyeli kaç? 500 bin. Buna da ihtiyacım yok. Ha, belki bu bir tık olabilir ama şöyle baktığım zaman da potansiyeli 93. Sol ayaklı. Yani bilmiyorum yani 700 bin değeri var. İşte bak bunu diyorsunuz ki 700 bin değeri var nasıl kaçırıyorsun? Ben şimdi mesela bu oyuncuyu çok şey değil yani 68 ya 70. Yani neyse bunu alalım ya. Sözleşme imzalayalım buna tamam. Almanya'ya gidelim. Almanya'da ne durumdayız? Almanya'daki oyuncu şey bakalım hocalara bakalım. Neler bulmuşlar? Bak mesela diyelim ki 190 bin değeri var. 250 bin değeri var. 100 bin değeri var. Bu oyuncunun 450 bin değeri var. Bu oyuncunun da 975 bin değeri var arkadaşlar. Bakın bunun bayağı bir değeri var. Sizin söylediğiniz şey de bu. Bakın 48 ile 66. Bu oyuncu zaten benim işime gelir. 48 ile 66 arasında olduğu için 58 ile 59 olabilir. Bu oyuncuyla sözleşmemizi imzalayalım. Bu da tamamdır. Diğer arkadaşlarımızı reddediyoruz. Ve Türkiye'ye gidiyoruz. Bakalım Türkiye'de forvet var mı? Türkiye'de forvetimiz var mı? Şöyle bir bakıyorum. 68 potansiyeli var. Yani çok potansiyelli oyuncu değil. Bu var 92 potansiyelli. Mesela ama değeri yok arkadaşlar. Görüyorsunuz 190 bir değeri var. Bunun kaç değeri var? 300 bilmem kaç. Bunun 110 bin reddet. Bunun 400 bin reddet. Bunun 190 bin reddet. Ne yazık ki istediğim oyuncuyu bir türlü bulamadım. Ama genç takıma baktığım zaman şu arkadaşımızın mevkisi neymiş mesela? Ön libero oynuyormuş. The Scholes diye bir oyuncu arkadaşlar. Scholes ön libero oynuyor. Alper var aslında ama Alper bizim orta sahamızda oynuyor. Bu arkadaşımıza gelişim planından buradan çapa verelim. Dayanıklılık, işte top kesme, reaksiyon falan filan. Defansif müdahale, kafa defansif, top kazan orta saha diyelim buna. Tamam 61 overall'ı var. Ve bunu A takım yükseltelim Scholes'ü tamam mı? Şimdi burada... Bir de bu var. Bu da sağ orta saha ve orta saha şeyde oynuyormuş. Buna şu anda gelişim planı verip bunu bir tık daha bekleteceğim. Ters kanat bilmem ne bir şey yardımcı orta saha falan filan diyelim. Bu da birazcık böyle bir gelişsin burada. Diğer arkadaşlara ihtiyacım yok şu anda. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bu Alper Yıldız mı ne vardı ya az önce. Biliyorsunuz Alper Yıldız'ı. İnanılmaz bir oyuncu. Ben çok beğendim. Ayağına çok hakimdi. Böyle ince falan bir oyuncuydu. Alper Yıldız mutlaka bu takımda etkili olacağını düşünüyorum. Evet Başakşehir'e karşı oynayacağız. Başakşehir'in ligdeki durumu nedir? Şöyle bir bakalım Başakşehir'in ligdeki durumu. İkinciler 32 puandalar. Biz 22 puandayız. Aramızda 10 puan fark var. Başakşehir'in mutlaka kazanmamız gereken bir maç arkadaşlar. Başakşehir maçı. Yani takıma güveniyorum. Öztorun, Gulbrandsen falan filan bunlara güveniyorum. Öztorun'un biraz daha hızlanması lazım. Fes değil. Gerçekten iyi. Takım yönetimine geldiğimiz zaman Scholes'ı alalım. Dukçum sen oradan bir çekilebilir misin sana zahmet ya? Scholes neredesin? Scholes gel buraya. Tamam Scholes burada oynasın. Alper Yıldız'ı mutlaka almamız lazım. Alper Yıldız kimin yerine olabilir? Korutuk'la Vilna ikisi de aynı yerde. Moe, Martins. Yani Martins biraz gerilerde kaldı ya. Castro'ya bak. Castro 64'e geldi. Martins biraz geride kaldı. Martins kusura bakma. Şansını kullanamadın. Aydın'dan da istediğin performansı alamadım niyeyse bilmiyorum. Tam istediğim oyuncular değil. Schmidt sen de burada aslında oynaman lazım. Ama kimin yerine oynayacaksın? Şimdi onu da bulamıyorum. Neyse sen bir maçlık kal bakalım Schmidt'ciğim. Evet takımımızı görüyorsunuz. Şu anda sağ orta sağ olarak gözüküyor. Niye sağ forvet olarak gözüküyor galiba Gulbrandsen. Eski takımına karşı oynadığı için belki de onu gösterdiler özellikle. Başakşehir'in stadındayız. Kazanmamız gereken bir maç. Puan farkını 7'ye indirebiliriz. Her şey olabilir. Rıza Sağsı'nın içine Onur Şimşek var orada. Güzel girdiler sağdaki izin vermedi. Gulbrandsen gidiyor. Gulbrandsen topu değiştirdi önüne. Gulbrandsen ceza sahası arkaya saktı Gulbrandsen. Kaldı. Atma oğlum niye yandan açıyorsun? Niye yandan açıyorsun ya? Ya ben koşuyu bıraktım. Semih Öztürk'ün gol attıracaktım. Bayağıdır gol atmıyor diye Semih Öztürk'ün ya. Keşke kendim vursaydım. Semih Öztürk'ün gol attıracağız diye golden olduk. Araya gönderdiler. Deniz Türüç gidiyor orada. Karşısında... Benim oyuncum mükemmel oyuncum var. Koçum benim. Şimdi Sadık. Sadık bugün orta sahaya çok yardım ediyor.
Semih Özton'un. İyi geçti, iyi sıyrıldı, iyi sakladı ama topu istediği gibi atamadık. Okaka sert vurdu Volkan. Volkan bunu tutabilirsin ya. Kaysara 5 kişinin arasından vurdu. Arkadaşlar şu ileri oyuncu götürdüğümüz zaman tehlikeli oluyor ya. Kendim müdahale edeceğim. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bende. Aman. Bende Sadık. Sadık neredesin Sado? Sosa. Gulbrandsen'in hızlı oyunları var. Gulbrandsen. Ama orada Gulbrandsen'i öldürdüler hocam. Castro. Sosa. Aldı. Şimdi Semih Özton'un topu istiyor. Semih Özton'a doğru. Semih Özton'un tekte Gulbrandsen'e. At artık golü. At artık golü. Eski takımına karşı Gulbrandsen'in golü. Eski takımına karşı golü atıyor. Tribünlere gidiyor ve biliyorsunuz geçen hafta Semih Özton'un bir amcası oldu. Amcası doğdu Semih Özton'un ve dedesi doğdu onun için ve Semih Özton'un için görmüş olduğunuz gibi mükemmel anlamlı olarak at. Sosa çok iyi girdi. Semih Özton'u tekte gönderdi. Gulbrandsen aslı tavana. 1-0 öndeyiz. Güzel. İyi çıktık. Semih Özton'un geldi. Şimdi araya müthiş gönderdi. Ceza sahası içinde Sadık ve Yener. Volkan Babacan mükemmel girdik. Hugo var ya Hugo. Öyle bir oyun yaptı ki. Vallahi helal olsun Hugo sana. Gerçekten helal olsun. Süper girdi. Şimdi Cardozo artık var. Nerede Cardozo? Arkada. Cardozo'cum şu golü atar mısın sana zahmet? Sana zahmet şu golü atar mısın canım? Okaka çeksene Cardozo'nun yanından ya. Bomboş kaldı. Bomboş kaldı. Cardozo kaleci. İki pozisyon yine Volkan. Bomboş kalmıştı Cardozo. Hocam biter. Araya gönderecek çünkü. Araya gönderecek belli hocam. Ceza sahası içerisinde. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Telefon da çalıyor hocam. Bitir. Ceza sahası. Son çizgi. Arkaya. Bitir artık derken. Volkan. 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 İnanılmaz kurtardı. Kale boştu. Şut geldi. Volkan'dan mükemmel kurtarış. İlk yarın son anları. Volkan'ın mükemmel kurtarışı. Aman onu izin vermeyin. Hocam bitirmeyi düşünüyor musun? 35 dakika oynattın da. Offside. Hocam bitirmeyi düşünüyor musun acaba? Allah'ım yarabbim ya maçı bitirmiyor ya. Gol yiyeyim diye. Volkan süpersin Volkan'ım süpersin. İkinci yarı yeniden beraberiz. Volkan'ın mükemmel kurtardığı top hala bizi ayakta tutuyor Volkan. Yapma oğlum yakala be yakala be. Okaka çok güzel toplar atıyor araya ya. Var ya tam bir şey. Pivot santrafor. Aman oğlum. Aman oğlum. Ama da o koşum benim. Geriye doğru iyi pas. Harika. Yapma. Yapma. Cardozo. Koçum Cardozo. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Gulbrandsen. Baktı Gulbrandsen. Oğlum bu ne kadar ağır bir dribbling. Hocam faul. Hayır. Volkan. 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 Volkan bende. Uzak vur. Uzun vur. Uzun vur. Baskı var çünkü. Şimdi Gulbrandsen ortaya. Oğlum baskıyı full yiyoruz ya. Yapma. Harikasın Hugo. Harikasın Hugo. Can Burak Gazi şöyle bir baktı Gulbrandsen'e. Şimdi araya gönderebilecek miyiz? Araya gönderdik ama Fesil girdi. Forvet koşusu güzeldi. Bak yine araya atacak ha. Offside yok mu? Hayır. Hayır. Harikasınız. Kaka hızlı bir oyuncu. Amadou orada. Amadou kırmızı verme. Kırmızı hayır hayır kırmızı değil hocam. Hayır. Hayır son adam değildi. Yetişebilirdim hayır. Eyvallah hocam. Eyvallah. Aman yani gözünü seveyim öyle bir şey olmasın. Aman oğlum kale. Süper. 71 oyuncu değişiklikleri yapalım bakalım. Şimdi Korutürk gel bakalım oğlum. Seni affettim tekrar tamam mı? Affettim seni. Alper Alper'cim sen burada Fesil'in yerine giriyorsun. Yeni aldığımız Scholes nerede? Scholes de Cardo ama Castro da şey ya. Castro Öztürk'ün yerine gir oğlum. Haydi çok. Artık bütün atlarımızla defanstayız. Araya gönderilen top ama doğu. Alper ayağı iyi bir oyuncu Alper. Şimdi ters kanada döndük. Fesil Can Burak Gazi'ye bir kontrata çıkabilir miyiz? Can Burak Gazi gidiyor. Oyuncularıma git diyorum. Oyuncularıma git diyorum. Güzel de bir pas. Geldi. Ceza sahası içine. Ben sen. İkinci gol attı eski takımına karşı.
Gol Brasil'in golü. Eski takımına karşı ikinci golünü attı. Müthiş geldik. Baskı vardı. Baskıdan mükemmel çıktık. Harika oynadık. Burada Can Burak Gazi müthiş oynadı ortaya. Tek pas. Gol Brasil. Pası atan 37 numaralı Castro olması lazım. Castro'nun asisti. Müthiş bir gol. 2-0 oldu. Puan farkı 7'ye indi. Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'ya bu sene. Alper. Tam istediğim oyuncu demiştim size. Aa, niye öyle boş? Çok iyi oynuyorlar. Çok iyi oynuyorlar Volkan. Hayır. Offside yok mu? Oh, Allah'tan 90 artı 2'ymiş ya. Ben daha var zannediyordum var ya. Offside yok muydu orada? Bakalım bir. Yok, offside yokmuş. Tamam, olsun, 90 artı 2 sıkıntı değil. İşte bu. Başakşehir'i karşı galibiyetimizi alıyoruz sevgili dostlarım. Ve Volkan'ın kaç puan aldığına bakacağım. Performansa bakalım. Cardozo iyi puan almışsın bu arada. Şöyle bir bakıyordum. Abi Volkan Korutürk 7.8 ya. Mükemmel oynuyor. Gulbrandsen 2 gol birden atıyor. Semiosor'un 1 asist yapıyor. Castro asisti var mı? Castro neredesin? Castro'nun da bir asisti var. Ama yani burada şey nerede? Alper Yıldız. Alper Yıldız da beğeniyorum ya. Alper Yıldız nerede? Burada 5.5 almış. Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar, Avrupa'ya gitmek için yapmamız gerekenleri bir bir yapmaya başladık. Bunu devam ettireceğiz. Bu sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum. Kendi sahamızda Antalyaspor mücadelesi. Sosa burada bayağıdır oynuyor. 18 yaşında. Sevdiğim bir oyuncu ama Alper sanki bir tık daha iyi gibi ya. 66 da overall'ı var Alper'in. Bir tık daha iyi gibi. Alper'le başlayacağız. Bir galibiyet de burada alırsak üstlere tırmanmaya devam edeceğiz. Haydi çocuklar. Sağda doğru. Offside yok. Sadık kaleye baktı. Sadık vurdu kaleci. Sadık çok güzel gitti. Kaleci. Şimdi Cardozo'nun sevdiği yerler. Cardozo şuradan atıyorsun oğlum şu golü. Cardozo geldi cezası içeceğiz. Kafayı vurdu. Yandan. Oh, kendi kalesine atıyordu Bünyamin az kalsın. Şimdi şöyle bir aynı yeri bir orta açalım ama kimseyi seçmeden açalım. Hugo gidiyor. Hugo. Hızlı oyuncu Hugo. Ceza sahası. Yapma çocuklar. Çok güzel Cardozo. Aman. Offside yok mu? Freddy. Arka direkt kısaya uzun kaldık. Yapma. Oh. Lan. Oh. Golü yiyorduk, yemin ederim yiyorduk. Aferin oğlum. Haydi Festil. Can Burak Gazi'ye. Oradan oyun kurmaları çok iyi. Alper'i gördü. Alper Yıldız. Ceza sahası içinde hata var mı? Freddy, hangi ara defansa gittin sen? Hangi ara gittin? Ceza sahasında şişirilen bir top. Kafayla indirdik. Şimdi aldık Festil'le. Gulbrandsen. Kendisi gitmek istiyor. Arkadaşlarına bakıyorum ama kimse yok. Gulbrandsen attı topu. Semih Öztorun. Şimdi Gulbrandsen yeniden istiyor. Gulbrandsen'in önüne. Oğlum önü ne lan? Arkasına değil ya. Oo, çok kötü. Onur Şimşek yakalar mısın? Volkan. Seni azıcık çıkardım. Çok çıkarmadım seni. Ah be oğlum ya. Biraz çıkardım, geri gönderdim. Niye o kadar çıktın? Tekrar bakacağım. Tamam. Defansın arkasına güzel. Tamam. Biraz fazla çıkmışsın Volkan'ım be. Biraz fazla çıkmışsın. İkinci gol gelecek mi? Ceza sahasına baktı. Artık kendisi bir şeyler yapmak istiyor. Vurmak istedi. Vurdu. Offside. Gökdeniz Bayraktar 2. Offside yok mu? Ya hocam Allah aşkına ya. Bir offside bayrağı kaldır ya. Nasıl offside yok hocam ya? Bakacağım hocam. Evet, offside ile alakası yok. 2-0'dan geri gelmemiz olmaz mı? Full baskıya var mısınız? Ben varım. Haydi be, full baskı. Ne olursa olsun full baskı. Gel. Tamam, taktik. Sert, top kaybından sonra pres. Tamamdır. Full baskı. Haydi lan. Ne olacaksa olsun. Ya Hero ya Mero. Üçüncü gol gelmek üzere. Ceza sahası içerisinde. Aman oğlum. Bir daha baktı. Bir şut Volkan. Bizi hala oyunda tutuyor Volkan. Sakin. Çok iyi. Hadi Alper. Koçum Volkan be. Yemin ediyorum var ya.
Gerçekten 90'lık kaleci olsan böyle oynamazsın. Bazı hatalı gollerin var ama süpersen, ayağınla çıkarmışsın. Haydi ya Hero'ya ya 5-0 yenileceğiz ya bu maçtan puan alacağız. İkisinden bir tanesi. Yine Volkan, yine Volkan, yine Volkan, yine Volkan. Yine Volkan, yine Volkan. Abi çıldıracağım. 150 kurtarış yaptı Volkan. Sezonun en iyi kalesi seçilmesi lazım bence. Hocam bitir artık da biz de ikinci yarıya hazırlanalım. Bitti hocam. Ortaya döndü hocam. Artık bitir. Heh, şimdi bitirir bak. Şimdi bitirir. İzle. Tabii. İkinci yarı. Çok iyi oğlum. Yürü Hugo. Yürü Hugo. Semih'e. Semih aldı şimdi Alper'e. Güzel oğlum, yürü Alper. Alper yürü koçum. Alper bir de bacak arası denedi, olmadı. Fred orada Alper'in yanına geldi ama. Güzel. Güzel. At oğlum. Şimdi Gulbrandsen'e. Gulbrandsen döndü. Vur koçum Gulbrandsen. 2-1. 2-1 Gulbrandsen. Golcü attı golünü. Golcü golünü attı. Geldi taklasını da attı. 2-1. Haydi buradan çevireceğiz bu maçı. Kendi sahamızda, kendi tribünlerimiz önünde mağlup olmayacağız. Haydi çocuklar. Gol geldi. Devam. Devamını getirelim. Çok güzel Cardozo. Yine Gulbrandsen. Aldı. Semi. Sadık. Alper'e git diyor. Alper'e git diyor. Alper şimdi can sahası içinde. Alper. Vur koçum. Alper senin ayağının. Ne güzel ayağın var. Ah be Alper'im. Ama tabii sen de haklısın. Sağ ayaksın sen. Sen sağ ayaksın. Ben ne yapayım? Alper'in olduğu yere Castro'yu birazdan sokmam lazım. Semi Öztürk'üne git diyor. Semi Öztürk'üne git diyor Sadık. Semi Öztürk'üne git diyor. Semi Öztürk'üne git diyor. Semi Öztürk'üne git diyor. Gulbrandsen. At şunu. Gulbrandsen. 2-2. Hocasına koşuyor. Hocasına koşuyor Gulbrandsen. Oğlum hocaya niye kimse koşmuyor? Beni kimse sevmiyor mu ya? Semih Öztürk'ün havadan gönderdi. Marcio Antonio da Silva. Gulbrandsen. Mükemmelsiniz çocuklar. 2-2 yaptık. 2-2 yaptık. Süpersiniz oğlum, süpersiniz. Koçlarım benim be. Ne olur ne olmaz akıllarda soru işareti kalmasın. Biz biliyorsunuz biz bu işlerle girmeyiz ama yine de gösterelim. Bakın hepsi 50. Şöyle de gösterelim. Bunlar da 50. Hani 2-0'dan hemen 2-2 falan. Biliyorsunuz böyle yapan kanallar var. O kanallar böyle yaptığı için de bizim de acaba hani böyle şeyler yaptığımızı düşünebilen oyuncular olabilir. Şimdi Castro, Alper Yıldız'ın yerine oyuna giriyorsun, tamam mı? 5 sayı falan var. Festil'in yerine oraya Moya giriyor. Moya da hızlı. 2 tane hızlı kanatı aldık. Sadıkçım sen aslında iyisin ama Öztürk'ün şurada şey kalıyor. Sen buraya geçebilir misin? Geçersin. Buraya da bir Korutürk yapabilir miyiz? Korutürk'ü de buraya koyduk. Tamamdır. Devam ediyoruz. Ortaya. Güzel. Korutürk. Şimdi güzel paslaşmalar. Sadık. Sadık yürü diyor Castro'ya. Castro şimdi gidiyor. Castro zayıf ayağı 5. Castro ceza sahası içerisinde penaltı alabilecek mi? Fredi kayacak diye düşündüm ama kaymadı Fredi. Oha bu nasıl boşluk? Bu nasıl boşluk? Hayır. Buraya kadar getirip gol yemeyelim. Buraya kadar getirip gol yemeyelim. Can Burak Gazal oğlum onu. Aferin koçum. Şimdi Moya. Hızına güveniyorum Moya'nın. Hızına da güveniyorum. Şey eline de. Hayır. Hayır bende. Harika. Şimdi Sadık yürü. Sadık yürü oğlum. Oğlum Gulbrandsen astıra şunu. Çok güzel Can Burak Gazi'den geçemezsiniz. Can Burak Gazi'den geçemezsiniz ama. Yapma. 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 Oraya kadar getirdik. Yapma. Yapma. Çok salak golledim ya. Bitmedi. Yürü Castro. Oğlum gelsenize. Niye kimse gelmiyor ya? Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum yukarı. Aa! İndir, indir, indir. Yürü Gulbrandsen. Yürü Gulbrandsen. Gulbrandsen de. Volkan al onu. Aman hata yapma Volkan. Gulbrandsen'e. Şimdi yürü. Harika. Yürü şimdi. Yürü şimdi.
Yürü oğlum Sadık. Sadık 90+3. Sadık at bunu. Sadık at bunu. Sadık at bunu. Sadık at bunu. Sadık at bunu Sadık. Diyeceksiniz ki niye bir tık daha gitmiyorsun? Çünkü o zaman da ayağından açıyor ya. Haydi oğlum. Güzel orta gol getirir. Vur koçum Castro. Onur şimdi çekmiş. Bitirir tabi. Şimdi bitirir. Şimdi bitirir. Bitirir tabi. Ya yenmem gerekiyor. Avrupa'ya gitmek istiyorum ya. Volkan Korutürk'e ayıp oldu. Volkan'a çok ayıp oldu. Performanslara baksanıza arkadaşlar. Volkan Korutürk kaleci performansına bakalım. Bakar mısınız? Kaleyi bulan 8 kurtarış. 5 ya. 5 tane kurtarmış çocuk ya. Evet, Türkiye Kupası maçı var. Türkiye Kupası maçını şey yapmak istiyorum. Siz söyleyin. Kendisi oynasın istiyorum. Kendim oynamayacağım Türkiye Kupası'nı. Hatta şöyle bir bakalım. Gulbrensen'in çok güzel resmi var yalnız. Gördünüz mü kenarda? Gulbrensen'in resmine bakın arkadaşlar. Maç boyunca ortalama gol 0.70. Asisti 9. Gerçekten mükemmel oynuyor şu anda. Gol kralı mı şu anda Gulbrensen bir de? Şu kupa maçına geleceğim arkadaşlar. Diğer maçları kendi oynasın. Kupa maçına geleceğim. 2-0 kazandık. Karagümrük maçında 3-1 mağlup olduk. Allah kahretsin. Göztepe maçında iç sahadayız. Haydi kazanalım. İç sahada kazanalım be. 1-0 kazandık. Başakşehir'le iç sahada maçımız var. Nasıl oluyor ya? Biz Başakşehir'de zaten oynamadık mı? Kupada 3-2 tamam. Kupada geçtik Allah'tan. Başakşehir mücadelesi var. Ligdeki durumumuza bir bakalım. Bir de gol kralı olarak Gulbrensen'i gösteriyor. Samat da Gulbrensen. Samat da 60, Gulbrensen'i geçmiş ama Gulbrensen gerçekten çok etkili. Biz şu anda 28 puandayız. Liderle aramızdaki puan farkı çok önemli değil. Biz Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İlk 6 mı Avrupa'ya gidiyordu? Bunu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Acaba ilk kaç gidiyor Avrupa'ya? Ama zaten varmış. Şurada varmış. Şimdi gördüm. İlk 5 gidiyormuş. 35 puan ilk 5. Biz 28. Arada 7 puanlık bir fark var. Başakşehir'i daha önce yendik. Yine yenebiliriz diye düşünüyorum. Schmidt'i artık arkadaşlar Amadou'nun yerine artık yavaş yavaş oynatacağım. Çünkü artık form bulması lazım bu çocuğun. Yavaş yavaş yükselmesi lazım. Bakın Burak Gazi 67'ye gelmiş. Neves 66'da. Neves de çok iyi bir oyuncu. 16 yaşında. Alper yedeklerde kalsın. Sosa'nın yerine Alper'i aslında. Sosa ne oynuyor? Alper niye burada ikisi de şey oynarken Sosa da şey çıkıyor? Neyse Sosa orada kalsın. Amadou yedeklerde kalacak. Şu Aydın'dan aslında beklediğim performansı alamadım. Daha hızlı bir oyuncu lazım bana ya. Acaba bu şeyleri getirirken hızlı oyuncu, seri oyuncu mu baktırsam? Aa raporlar gelmiş bu arada. Bak onları görmemiştim. Raporlar gelmiş. Güzel. 67 var bir tane bakın burada. Burada bir 67 daha var. 66 var. Şimdi mesela bu oyuncu arkadaşlar değeri 100 bin lira. Reddet bunu. Bunun değeri kaç para? 375. Bunu da reddet. Bunlara ihtiyacım yok. Bunu da reddediyorum. Şimdi buna bakalım. Bunun değeri kaç para? 500 bin. Bunu da reddedeceğim. Çünkü 63 orada. Şimdi bu 49-67 arasında arkadaşlar. Bakın değeri 1300 lira zaten. 1300 lira değeri var. Bunu da sözleşme imzalayalım bakalım. Bunun değeri de 1000 lira. Bunun değeri kaç para? 575. 575'i boş ver. 49-67 arasında bir oyuncu var. 17 yaşında. Bunun da 1000 lira değeri var. Bunu tamam diyelim. Bu arkadaşımızın 500. Bunu reddediyoruz. Şimdi onlara bakacağım. Almanya'ya gidelim. Almanya'da durum ne? Almanya'da 61'lik oyuncu, 63'lik oyuncu var. Bunların çok değeri yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları da reddediyoruz. 250'lik bir oyuncu. 375. Bunların hepsini dedim 500 bin. Almanya'dan şu anda oyuncu bulamadık. Bir öncekinde Türkiye'den iyi oyuncu bulamamıştık. Bir öncekinde. Şimdi inşallah Türkiye'den iyi oyuncu bulmuşuzdur. Biraz fazla oyuncu bulmuş. 70'lik bir oyuncu. Serdar Yiğit. İşte bu. İşte bu. Serdar Yiğit. 70'lik bir oyuncu arkadaşlar. Tam istediğim gibi yani 52 ile 70 arasında. Hemen bununla bir sözleşme imzalayalım bakalım. Bu tamamdır. 61 çok hani şöyle değerlere bakalım bir. 130. Bakıyorum 325. Hani 150. Bunları geçiyoruz arkadaşlar şöyle. 1600'lük bir oyuncu var. 73. Oha bunu görmedim Yunus Sarı. Potansiyeli de 94. 73. İşte istediğim oyuncu bu ya. Böyle oyuncuları istiyorum arkadaşlar. Şimdi bana bu arkadaşımızı geri çağırıyorum, tamam mı? Bu arkadaşımız bir gelsin. Hızlı oyuncu isteyeceğim. Bir de şimdi altyapıya bakalım. Altyapıdaki oyunculara bakalım. Şimdi bu arkadaş Yunus Sarı. Yunus Sarı isimli arkadaşımız orta sahada oynuyormuş. Yunus Sarı 62 overall'ı var. Bunu bir gelişim planından şuna böyle bir oyun kurucu iki yönlü orta saha falan filan diyelim, tamam mı? Bu Yunus Sarı'yı bir A takımı yükseltelim. Bunu da kiralayacağım. Çünkü orta sahada inci var. Şimdi sol açıkta bir oyuncu. Hızlanması kaç bu arkadaşımızın? Bitiricilik hızlanması nerede? Dribbling hız 72 diyor. Hızlanmasına bakalım. 73 hızlanması var. İyi bir oyuncu. Sol orta saha. Ama 59 overall'ı çıktı bu. Bu arkadaşımız 61'lik çıktı. Bunu biliyorum. Neredeydi benim az önce gördüğüm oyuncu? Bu muydu? Ömer Yıldız. Bu değil ya. Ya 73 potansiyeli olan bu muydu? Yok potansiyeli 75'miş. Bunu buradan çıkartıyorum. Serbest bırak arkadaşlar. Bunu potansiyeli zaten yok. 94, 94, 94, 83. Az önce çıkardığım oyuncu kimdi? Perin diye bir santrafor. Heh bu. Bunun değeri fazlaydı değil mi? Perin diye bir santrafor. Şu anda gücü tam da santrafor. Heh. Tam orijinal santrafor. Fransız. Bunu gelişim planından şuna ben bir dribbling falan filan vermem lazım. Dribbling nerede?
dribling çalışsın biraz. Dribling, top kontrolü, şut gücü, uzaktan şut falan filan. Gezen santrafor çalışsın. Bu arkadaşımızı A takımı yükseltelim bakalım. Şimdi bir tane daha santrafor çıkmış bak. Bunun boyu kaç? 1.81. Bir santrafor daha çıkmış. Bunu da gelişim planından şey yapacağız. Bunların hepsini arkadaşlar gol makinesi diyelim şimdilik buna. Bunların hepsini A takıma çıkartıp daha sonra bunları şey vereceğim. Kiralık göndereceğim bunları. Bu kardeşimizin 87 şeyi var. Bu kardeşimizi santrafor oynatmak istiyorum. Ama bunun için bayağı bir gelişmesi lazım bunun. Sosa, Edson Sosa Brezilyalı. 60 overall'ı var. 83. Bunu artık gerek yok. Bunu serbest bırakıyoruz arkadaşlar. Bunu artık gerek yok. Bu kardeşimiz Fransız. 1.72 boyu var. Yani kısa boylu bir oyuncu. İyi bir yani kısa boylu oyuncuları severim. Hızı kaç? Çevikliği 76 bak. İyi bir. Hızı 62. Sağ orta sahada oynuyor. Yani ne derece olur bilmiyorum. 58-59. Serdar Yiğit. Orta sağ MO ve off oynayabiliyor Serdar Yiğit. Bu kardeşimiz de gelişim planından şöyle bir şeyler yapalım. Gelişim oyun kurucu falan filan diyelim. Bunu da kiralık vereceğiz. A takımı yükselt diyelim. A takıma gelemiyor bu. Şu ikisi gelebiliyor. Bunu santrafor yapmak için çok uğraştım potansiyeli biliyorsunuz. Santrafor olması için Ekrem Çelik'e çok uğraştım. Hızı kaç Ekrem Çelik'in? 77 çevikliği var. Hızlanması da 71. Ekrem Çelik'i aslında santrafora koyabiliriz ama bilmiyorum. Bu da sağ orta saha oynayabiliyor. Sağ orta sahada çok ihtiyacım olan bir oyuncu mu? Aslında her ve ihtiyacım olan bir oyuncu. Niye diyeceksiniz? Çünkü yardım ters şey yapalım bunu. Bitiricilik, sprint hızı ve dribbling benim için çok önemli. Buna ihtiyacım var. Çünkü niye? Bizim vardı ya Yunus muydu? Yunus'u tam performans alamadık arkadaşlar Yunus'tan. Yani bunlar gereksiz yer kaplıyorlar. Bunları bir önce göndermem lazım. Moraes mesela bu da gereksiz yer kaplıyor. Aslında iyi bir oyuncu ama Fransa listesi ekleyelim. Bunların hepsi gitsin. Umur Göçek bu gidiyor zaten. Ömer Dursun bunu hala kiralayamadık. Transfer listesi ekle desek Ömer Dursun 56'da kalmış. Ömer Dursun 17 yaşında. Transfer listesi ekleyelim Ömer Dursun'u da. Ya da kiralık listesi ekleyelim pardon. Ömer Dursun kiralık gitsin. Özel Yılmaz var. Özel Yılmaz gidiyor mu? Kiralık listesine bir yere gitmiyor. Martins arkadaşlar bunu mutlaka artık kiralamamız lazım. Çünkü hiçbir işe yaramıyor şu anda. Bu arkadaşımızı transfer listesine bir önce koymamız lazım. Gitsin. Kemal Binici. Kiralık listesine ekleyelim Kemal Binici'yi de. Volkan Korutürk kalsın. Reis kalsın. Reis zaten burada. Ekrem Kaymak bu arada 5 uğurlu birden atmış. Kiralık gitmiş bir yere. 5 uğurlu birden. Onur Şimşek burada. Bu şun bir çocuk. Bak bu bana lazım. Ama bir tane Perin vardı. Paul Perin. Büyük potansiyeli var diyor. Bak bu Paul Perin'e bakacağız. Eğer Paul Perin iyi oynarsa, ilk maçlarda iyi oynarsa şey yapacağız. Santraf olarak bir de bu vardı. Bunu hemen kiralık listesine verelim. Yunus Sarı. İşte özel oyuncu potansiyeli var diyor ama Yunus, Aydın. Fırat Aydın bak Fırat Aydın'dan istediğimizi alamadık. Bunu da kiralık vereceğiz. Yunus Sarı'yı gelişim planından acaba Kanada'da çevirirsek ne olur diye düşünmüyor değilim. Bunlar kalsın burada. Kastro bunlar kalsın bilmem. Ne oldu benim stoperim? Sol bek stoperim Schmidt. Daha ne kadar var bunun gelişim planında değişmesine? 2 haftası mı kaldı? Stoper olarak. 2 hafta sonra oluyormuş tamam. Evet Başakşehir'e karşı oynuyoruz. Burada yeni aldığım oyunculardan hani burada oynayabilecek bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Şimdi bu tamam. Herve'yi Festel'in yerine koyup deneyeceğim ama 60 overall az. Perin tamam Perin. Bu maçta Perin deneyeceğim arkadaşlar. Perin nerede girsin? Moen'in yerine girsin. 61 overall var. Santrafor'a koyacağım bakalım Perin'i. Burada senin zayıf ayağın da 5'miş. Sen o topu nasıl o zaman avut attın ya? Zayıf ayağın da 5'miş senin. Nasıl avut attın ki sen o topu o zaman? Evet Okaka önemli bir oyuncu. Gulbrensen'de eski takımına karşı gol atmayı gerçekten çok seven bir oyuncu. Kendi sahamızda mıyız? Kendi sahamızdayız. Gulbrensen'den çok şeyler bekliyoruz. Semih Öztorun. Şimdi baktı Semih Öztorun. Sadık'tan güzel pas. Festil gidiyor. Oynadı geriye Festil. Tekrar istedi Can Burak Gazi'den. Can Burak Gazi Sadık'ın önüne baktı. Sadık ben yeder. Hadi be. Aferin oğlum. Aferin koçum. Festil baktı Gulbrensen. Gulbrensen atak yapmak istiyor. Can Burak Gazi Gulbrensen'in önüne atabilecek mi? Oğlum çok kötü pas. Ama Gulbrensen geldi aldı. Şimdi müthiş pas. Semih. Sadık. Alper. Alper vur oğlum. Alper vurdu. Kaleciden sekti. Şu pozisyonda saracağız Alper be. Seni Sosa'nın yerine boşuna mı oynatıyorum ya? Çok güzel top dağıtıyor ya. Geldik oraya. Can Burak Gazi. Sinirli ve agresif bir oyuncu. Ve güçlü bir oyuncu. Can Burak Gazi. Can Burak Gazi. Çok büyük hata Volkan.
Aferin oğlum. İkinci büyük hata. Tebrik ediyorum oğlum. Harika pas verdin rakibe. Tebrikler. Deniz Türüş attı 1-0. Şimdi işin yoksa buradan çevir maçı. Ceza sahası. İnanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Başakşehir gerçekten iyi oynuyor. Sadık. Hadi artık be oğlum. Hadi artık be oğlum. Yürü Sadık. Devam et. Devam et Sado. Devam et Sado. Sado ceza sahasına gir artık. Kendin gir oğlum. Penaltı al. Bir şey al. Festil. Baktı. Gulbrandsen. Alper. Aaa. Can Burak Gazi bırakır mı sandın? Can Burak Gazi bırakır mı sandın? 45 artı. Tabii bende ya. Bende o zaman bitirsin hocam. Tebrikler. Arkadaşlar. Antalya Spor mücadelesinde bir şey yapmıştık ve bu çok etkili olmuştu. Ya Hero ya Mero taktiği. Ya Hero ya Mero taktiği. Buraya geldiğimiz zaman Aydın var burada. Yıldız'ın yerine buraya bir Castro yapalım mı? Bir Castro buraya gelsin. Tamam mı? Semih Öztürk'ün sağ açığa sen bir gel bakalım. Festil'in yerine Perin mi girsin? Villa mı girsin? Kim girsin? Perin 61. Korutürk 68. 68'i Korutürk girsin. Buraya da Sadık'ı aldık mı? Sadık Gulbrandsen ikilisi. Taktikten de buraya top kaybından sonra pres dediğimiz anda ya Hero ya Mero arkadaşlar. Haydi çocuklar. Geldiler orada. Benim oyuncum var. Ceza sahası. İyi paslaşmalar. Oha! Barcelona'yla oynuyoruz arkadaşlar. Beyler izin verirseniz hadi ben de bir top alabilir miyim ya? Yanlış anlamazsanız. Çok iyi pas. Yürü oğlum benim. Sadık yürü oğlum. Sadık'a doğru. Sadık. Vur Sadık. Senin ayağının. Ah be Sadık be. Ah be Sadık be. Cardozo dokundu. Hakem faul verdi. Cardozo da yoruldu. Oraya bir oyuncumuz vardı. Scholes'u alabiliriz. Bir oyuncu değişikliği. Başka oyuncu değişikliği hakkım var mı? Şöyle bakayım bir. Oluyor mu? Olmuyor. Tamam. Scholes'u doğru aldı Cardozo'nun yerine. Scholes ters kanada döndü. Orada Sadık var. Sadık'ı atamıyoruz. Niye arkalarında saklanıyorsun be evladım ya? Niye arkalarında saklanıyorsun ya? Harikasın sen, harikasın sen. Sen harikasın. Yürü. Yürü sen harikasın. Şimdi Semih. Semih Öztürk'ün. Gole gidiyor Semih. Semih Öztürk'ün karşı karşıya kaldı. Semih Öztürk'ün. Semih. Vur oğlum Semih. Gol. Semih Öztürk'ün. Gol orucunu bozdu Semih. Volkan'ın mükemmel kurtarışı. Semih Öztürk'ün golü buldu. Yine Volkan. Yine Volkan. Yine Volkan. Bizi oyunda inanılmaz tuttu. Semih bakın burada müthiş girdi. Kendisi gitti. Gulbrandsen topu istedi ama vermedi. Hayır dedi. Tekrar izliyoruz. Volkan'ın şurada yapmış olduğunu tekrar izliyoruz sevgili dostlar. Bakın. Bak. Bak. Burada bomboş vuruyor. Volkan kurtarıyor. Top dönüyor. Ve müthiş bir gol Semih Öztürk'ün. İşte bu. Haydi bir gol daha lazım. Antalya maçında oraya kadar getirdik verdik. Bari burada alalım buradan. Yapma oğlum yapma. Önce basmıştım. Harikasın Onur Şimşek. Yürü koçum. Şimdi arkaya. Müthiş bas. Gulbrandsen. Atlan bunu. Gulbrandsen yürü. Allah'ın adını verdim at. Gol. 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 Yıkıldı stat. Yıkıldı stat. 90 artı 5 stat yıkıldı. Gulbrandsen. Bilal Korutürk mü? Ne Korutürk bilmiyorum. Mükemmel verdi. Mükemmel bir pas. 90 artı 126. Gulbrandsen. Atamıyordu az kalsın. Az kalsın atamıyordu. Vurdu golünü attı Gulbrandsen. Vurdu golünü attı Gulbrandsen. Son anlarda. Yine golcü sağda golcü. Golcü sağda golcü. Koçum benim be. Koçum benim be. İşte bu. Sakin olun adam bak sakatlayacaksınız he. Adamı sakatlayacaksınız. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bizi başkalarıyla karıştırmayın diye. Yine şöyle gösterelim. Bizi başkalarıyla karıştırmayın arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Lütfen bizi başkalarıyla karıştırmayın. Ve son düdük çalsın artık. Son düdük çalsın artık. Avrupa'ya gitmek istiyoruz Avrupa'ya. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Gulbrandsen sen adamın ham maddesisin ya. Sen adamın ham maddesisin be kardeşim. Ah be Gulbrandsen bir 20 yaşında falan olsan var ya. Sevgili dostlar kazandık.
Yani Volkan gerçekten söylüyorum inanılmaz şeyler yapıyor. İnanılmaz. Volkan Korutürk burada 7.1 almış ama müthiş kurtarışları var. Gulbrandsen 7.7. Sam Öster'ın görmüş olduğunuz gibi yine 7.5 almış. Sadık 7.4 almış ve müthiş bir galibiyet aldık. Şu 90+5'in hatırına like'lara abanmaz mısınız arkadaşlar? 90+5'in hatırına. Sevgili dostlarım ligdeki durumumuza bakalım. Ligde ne durumdayız? 8. 31 puanımız var. 8. 31 puanımız var. 5. ile aramızda sadece 4 puan var Başakşehir'le aramızda. 5. olup Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Tek istediğimiz Avrupa'ya gidebilmek. Kendinize iyi bakın. Beni bu arada özel Instagram'ım da var arkadaşlar. Artık YouTube'la kendi kişisel ayırdım. Haberiniz olsun. Sabitlemiş yorum da var arkadaşlar. Sabitlemiş yoruma bakarsanız orada görürsünüz. Bay bay.